Bursa Spor TV ekranlarından merhaba diyoruz. Süper Kupa maçına çıkacak Bursa Spor ama Süper Kupa maçı kadar önemli konular da var. Reklam ve pazarlama çok önemli çünkü Şampiyonlar Ligi arifesinde çok güzel çalışmalar yapıyor Bursa Spor yönetimi ve işte reklam ve pazarlamadan sorumlu Bursa Spor yöneticisi İlhan Uslu konuğumuz bize önemli bilgiler verecek. Dün de resmi sitede bir açıklama vardı. Reklam veren kazanır diye bir ibare kullanılabilir değil mi o? Tabii o açıklama tabii, kullanılabilir. Hemen hoş geldiniz dedikten sonra sizden o bilgileri de ilk ağızdan alalım. Evet. Neler yapıldı, firmalara neler sunulacak bu yıl? Şimdi bu seneki en büyük yeniliğimiz biliyorsunuz rulo panlardan LED ekrana, elektronik ortama dönmemiz. Yaklaşık 180 metrelik bir bantla biz firmaların reklamlarını diledikleri süre kadar verebileceğiz. Bundan sonra artık rulopan döndü, dönmedi, şu kadar oldu, şöyle oldu, dakika şaştı diye hiç problemi olmayacak bize reklam veren firmaların. Belirli dakikalar içerisinde, belirli saniye veya belirli birkaç dakika içerisinde yapacakları reklamların tamamını kendileri dakika tutup izleyebilecekler. Ve seyir zevki daha güzel olan, daha ilgi odaklı bir reklamcılık ürünü ortaya çıkmış oluyor. Bizler için de tabii ki bu çok daha önemli. Biz reklam alanlarımızı daha genişletmiş olacağız. Süremizi daha uzatıyoruz böylelikle. Kale arkalarında olan o panoları da kaldırıyoruz. Görüntü kirliliğine engel teşkil etmesin diye. Görüntü kirliliği olmasın diye. Bu sene tam teknolojiye uygun yeni skorboardumuzla iyi bir reklam kampanyası yürüteceğiz. Süper Lig için ayrı, Şampiyonlar Ligi için ayrı bir çalışma evet. mı olacak? Evet, şimdi tabii şöyle, şimdi... o bizle alakalı çok olmuyor biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nin reklamlarını, Şampiyonlar Ligi'nin ana sponsorları kullanıyor reklam alanlarını. Şampiyonlar Ligi'nde bunu bizim kullanma imkanımız yok. Olduğu gibi UEFA'ya. Olduğu gibi UEFA'ya veriyoruz biz bunu ama yalnız Süper Lig'de ve oynadığımız maçlarda, ligle oynadığımız maçların tamamında bunları kullanabiliriz. Türkiye Kupası'nda da bir kademeye kadar kullanabileceğiz herhalde de finallere kalırsak finalde kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Tabii şimdi kapasite artıyor anladığım kadarıyla bu teknolojiyle birlikte. Yani eskiden 10 firmaya hizmet verilebiliyorsa şimdi 15-20'ye verilebiliyor. Yani şimdi geçen sene Rulopan'da 24 tane firmaya kadar hizmet verebiliyorduk. Bu sene yaklaşık bunu 40'ın üstündeki firmaya çıkarma imkanımız var. Reklam sürelerine göre tabii 40 olmayabilir bu, onu bilemiyorum. Daha uzun süreli reklam anlaşmaları yaparlarsa firmalar adet daha uz olabilir ama fiyatta herhangi bir değişiklik olmayacak. Hedeflediğimiz reklama ulaşma ihtimalimiz çok yüksek. Bu teknolojiyi Türkiye'de kullanan kaç takım var şu an? Kaç stadyumda kullanılıyor acaba? Bu teknolojiyi kullanan Fenerbahçe'de kullanılıyor. Fenerbahçe Stadyumunda kullanılıyor. Bir de Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi bunun Olimpiyat Stadı'nda. Olimpiyat Stadı'nda. Başka bir yerde ama yok, Olimpiyat Stadı'ndaki herhalde biraz eski. Olimpiyat Stadı'ndaki biraz eski bir teknoloji. Fenerbahçe'nin kullanmadığı teknoloji hediye etti diye duymuştuk. Onların kullandığı yani sistem. Şükrü Saracoğlu'nda var. Şükrü Saracoğlu'ndakinden şu an için kurduğumuz sistem çok daha güzel bir sistem. Yenilenmiş stadda artık reklamlar da yenileniyor. Yeni takviyeler de yapıldı. Görsel zenginlik de olacak inşallah. Yeni takviyeler de yapıldı. Hem saha içi zenginlik hem saha dışı zenginlik de olacak gibi artık. Öyle değil mi? Yeni scoreboardla birlikte herhalde orada klipler de döndürülebilir. Bursa Spor'un attığı gollerden. Tabii canım tabii. Yani maç başlamadan önce devre arasında dilediğimiz aktivasyonları yapabileceğiz. Değişik görseller sunabileceğiz taraftarlarımıza. Orada da reklam yayınlanabilir tabii. Tabii reklam da yayınlanabilirsiniz. Yani herhangi bir duyurabileceğiniz duyuruları da Bursa Spor'dan orada da duyurma imkanınız olabilecektir. Yani şu an bir görüntü var ki artık bu yıl Bursa Atatürk Stadyumunda maç izlemek eskisi gibi eziyet olmayacak. Artık tam bir keyif olacak. Tabii onun için çalıştık. Yani yaklaşık 3. aya giriyor biliyorsunuz stat yenileme çalışmaları. Hem stadın görsel güzelliği hem reklam alanlarının genişlemesi ve çok yoğun olmaması. Dijital ekran ve dijital ortamda yapabileceğimiz scoreboard çalışmalarıyla çok daha güzel bir şekilde alacak diye inanıyorum ben. Yani ben sesimi duyurmak istiyorum diyen firmaya çok çeşitli hizmetler verebilir. İşte scoreboard'dan tutun. Şimdi bakın tabii ki yani tabii hepsini veriyoruz. Yani reklam alanlarımız çok daha genişliyor biliyorsunuz televizyonumuz da buna dahil.
Bizim bünyemize katıldı 2 ay önce. Bunların tamamında reklam alanları oluşturduk. Bu reklam alanlarını reklam verenlerin bütçelerine göre ayarladık. Bize telefon edip de veya bizim gittiğimizde talepte bulunduğumuz zaman bir reklam anlaşması için hiçbir reklam vereni geriye plana itmeyeceğiz. Hepsine verebilme imkanlarımız var. Herkesin bütçesine uygun. Plan program dahilinde bir şeyler yapabileceğiz. Bir ürün hizmeti sunabileceğiz. Evet. Bu arada Süper Kupa maçı öncesi Bursa Spor Tırı da evet. Orada olacak. Olimpiyat evet. Stadının orada ürün satacak. Onu da ifade edelim. Bugün Selçuk Eren'in açıklaması vardı Bursa Spor'lardan. Sorumlu yöneticisi Selçuk Eren'in açıklaması şu an önümde. Şöyle diyor, Süper Kupayı kazanacağımıza inandığımızda maç sonrası özel tasarlanmış tişörtlerinde maçın ertesi gününde Bursa Spor mağazalarında değerli taraftarlarımız için satışa sunulacak diyor. Evet. Süper bir tişört müdür bak. Evet, süper bir tişört, değişik bir tişört. Evet. Şimdi süper oldu gibi bir şey, bir sloganımız olacak, çok güzel bir slogan. Evet, Bursa Spor taraftarları hakikaten yarınki maça gelecekler ama tabii hafta sonu olmaması, yani pazar günü olmaması, cumartesi olması biraz etkileyecek. Ya havanın sıcaklığı etkileyecek. Genelde insanlarda tatilde biliyorsunuz şu an Bursa'da bile çok fazla insan yok. Yani yine 10.000'in üstünde bir katılım bekliyorum ben seyircilerimizden ama çok daha fazla ümitlenmemek gerekir. Yani şu an görüntü 10.000'in üzerinde çok fazla olmayacak. Trabzonspor taraftarının bir üstünlüğü olacak gibi duruyor. Ya, İstanbul'da yaşayan çok Trabzonlu var biliyorsunuz ama yani önemli olan çoğunluk değil nitelik. Bizim taraftarımızın 3.000'i 4.000'i bile onların 40.000'ini bastırabileceğine inanıyorum ben tezahürat açısından, görsel şeyler açısından. Biz taraftarımıza her zaman güveniyoruz. Onda biriyle çok daha güzel şeyler yaparız biz, merak etmesin kimse. Ya bir de benim bir serzenişim var. Çok yapıyoruz biz bu hatayı, bence hata. Başkası için hata olmayabilir. Bu formalar için Ajax tarzı, Celtic tarzı diyoruz. Aslında Bursa Spor Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takım. Hı hı. Acaba diyorum bu söylemi artık tarihe gömsek mi, Celtic tarzı, Ajax tarzı demesek de hani yok. Eline çizgili desek. Şimdi bakın tabii ki bir şey desek. Biz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Onu bir öncelikle ele almamız lazım ve masaya yatırmamız lazım. Daha önce yapılanların hemen hemen bir tekrarı olabilme ihtimali yüksek. Ajax tipi diyoruz ama biz o formayı belki Ajax'tan önce giydik Bursa Spor olarak. Tam bilmiyorum ben. Yıllar önce giydiğimizi hatırlıyorum. Celtic tipini geçen sene ilk kez yaptık. Tabii sevildi bu formalar. İsim, herkes sevdiği bir şeye isim takmak istiyor. Kötü olan bir şeye hiç kimse şu forması demiyor. O formalar yaramaz diyor mesela, değil mi? Yani Ajax demesi bile o formayı beğendiği anlamına geliyor bence. Çok buna takılmamak lazım. Ama fazla mı ince düşünüyorum ben? Biraz fazla ince düşünüyorsunuz tabii ki. Yani ben öyle düşünüyorum ama belli bir süre sonra yeni kreasyonlar gelecek. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bizler daha önce uzun süreli anlaşmalar kulüp olarak yapmamışız sponsorlarımızla. Yeni yeni bu anlaşmaları 2 seneye, 3 seneye çıkarmaya başladık. Tabii ki uzun süreli anlaşma yapıldığı zaman yeni kreasyonların yapılma olasılığı çok daha fazla oluyor. Bizler 2-3 ay içerisinde yaptığımız kreasyonu Puma'yla bu sene içerisinde, seneye de anlaştığımız için, 2 senelik bir operasyon olduğu için bu, şimdiden bunların ürünlerinin dizaynlarına başlayacağız. Ve bunun dizaynlarını taraftarımızla, yönetim kurulumuzla, medyayla, herkesle paylaşıp en iyisini seçip ona göre güzel bir ürün meydana getireceğiz. Şimdi bizim yaptığımız ürünler bazılarında tabii ki tekrar olabiliyor, tekrar denebiliyor. Ama şu var ki biz kumaş kalitesi açısından çok güzel bir teknolojiyi yakaladık. Ve geçen senekiyle veya ondan önceki senelerdeki formalarla aralarında çok büyük farklar var. Hem kullanım açısından hem kumaş kalitesi açısından. Biz şimdi diyelim bunu yakaladık. Diğer kreasyonları da ben oldukça beğeniyorum. Yani Ajax tipi forma diyoruz, Celtic tipi forma diyoruz ama bir enine çizgili olan formamızla bence turuncu olan forma yok satacağına inanıyorum. Çünkü şehir kumaş kalitesi olarak olduğunu ben biliyorum burada. Tabii ki canım. İşte tabii ki. Bursa Spor'un ürünlerini satan evet. Mağazalar var. Ben görüyorum onlar diğer şehirlerden direkt alıyorlar. Mesela 500 tane sipariş alıyorlar. Geliyorlar buradan 500 formayı alıp işte en son sanıyorum Manisa'ydı herhalde. Bu tarafa gönderildi formalar. Forma satışları gidiyor yani bir de. Satışlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Satışlarımız çok güzel.
Yani satışlarımıza herhangi problem yok. Çok büyük de katkısı olacak Bursaspor'a. Buna inanıyorum. Bu seneki hedefimiz yaklaşık 30 bin formadır. Bunu da yakalayacağımıza inanıyorum ben. Şampiyonlar Çünkü geçen sene 3 aşağı 5 yukarı biz bunları tişörtlerle birlikte sattık. Belki 50 binin üstünde tişört sattık biz bu sene. Yani oldukça iyi rakamlardır. Büyük takımların bile kolay kolay yakalayamayacağı rakamlar bu rakamlar. Şampiyonlar Ligi ile birlikte de herhalde pik yapacak bu İnşallah satışlar. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde alacağımız iki galibiyet, bir sonraki tura devam etme veya UEFA'da devam etme bizim için storlarımızın oldukça patlama yapılacağı pozisyonu yaratacağına inanıyorum ben. Çok güzel olacak. Çok güzel ürün, yeni ürünler de zaten şu an. Program, tabii tasarlanıyor. Zaten. En son görüşmemizde size söylemiştim. Zaten ben bunları prensip olarak parça parça, etap etap yapılması taraftarıyım. Birden bu ürünü yığıp da taraftarımızın karşısına boğmadan yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi'ne özel, belki maça özel, belki Türkiye Kupası'na özel, belki Süper Lig'deki alınabilecek arka arkaya 3-4 galibiyetle alakalı bir şeyler yapılabilir. Çok değişik varyasyonlar yapmak istiyoruz biz. Yani anı olarak kalabilecek o maçları, o anları unutamayacakları doneleri, ürünleri biz taraftarımızın eline sunmak istiyoruz. Bunları sürekli bakıp o günleri hatırlasın. Bizlere de bunlardan bir gurur kaynağı çıkarsa ne mutlu diyorum sonuçta. Yani her anını Bursaspor'un özellikle bu şampiyonluktan itibaren ölümsüzleştirme çabası olarak da görüyorum ben. Bunları. Tabii bizim stratejimiz budur. Yani ben öyle görüyorum. Şu an için Süper Lig'le ilgili forma satışımız başlıyor. Herhangi değişik bir ürünle saymanımız olmayacak. Şampiyonlar Ligi için bir ay sonra başlayacağız nasip olursa. Onlar için de ayrı bir kategoride ayrı ürünler sunuyoruz. Şampiyonlar Ligi logosu kullanımı konusunda logosunu bir kısıtlama var. Evet var. İngiltere'de bir firmada bunun ürün hakları. Bunlarla alakalı görüşmelerimiz devam ediyor. Makul şartlarda bunların lisans hakkını alabilirsek bizler de kullanacağız. Çok afaki rakamlar olmadıktan sonra kullanacağız. Yalnız biliyorsunuz formalarımızda kullanıyoruz. Kendi ürünlerimizde de kullanmak istiyoruz. Kendi ürünlerimizde kullanmak biraz problemli. Formalarda bunların hepsi olacaktır. Ürünler için de belli herhalde. Belirli bir lisans bedeli istiyorlar. Lisans bedeli istiyorlar. Çok yüksek olmazsa bunlarla da ilgili görüşmeler devam ediyor. Bunlarla da ilgili iyi şeyler bekliyorum. Yani reklam ve pazarlama açısından da büyük bir tecrübe oluyor değil mi? Şampiyonlar Ligi en üst platformda bu işler nasıl oluyor diye bunları birebir yaşamak, birebir ya, görmek. Tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Yani biz de bir yerde bu konuların hepsini haddimizi bilmemiz lazım. Bizler bu sportif aşığı kurduktan sonra storlarımızı bünyemize kattık. 2 tane storumuz vardı. Şimdi yaklaşık 7 tane stora çıkardık. Biliyorsunuz tırımız dahil hepsi oluyor. Ürünler artıyor ama belirli sıkıntılar mutlaka vardır tabii ki. Bizler bunları taraftarımızın tenkitlerini kendimize bir emir olarak kabul ediyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi tarafına baktığınız zaman bir Chelsea ile Real Madrid'in veya bir Liverpool'un yaptığı reklam, sağladığı sponsorluklarla alakalı düşünmeye başladığınız zaman veya görmeye başladığınız zaman bunların yaptıklarını oldukça geride olduğumuzu ama umutsuz bir vaka olmadığımızı ve bu sonuçta bunları yakalama ihtimalimiz birkaç başarıdan sonra, birkaç şampiyonluk, belki ikincilik, belki gruplardan çıkabilme olayını yakaladıktan sonra çok daha güzel olacak inşallah. Yani bizler çok şey görüyoruz da yapabilme imkanlarımız biraz başarıyla doğru orantılı. Süper Kupa maçına dönelim o zaman. Tahmininiz nedir? Nasıl bir maç geçer? Tabii ki Trabzonspor'un, Bursaspor'un şampiyonluğuna katkısı oldu. Vallahi bunu inkar edemeyiz. İstatistiklere baktığımız zaman Trabzon'la biz yani ya beraber kalıyoruz ya yeniliyoruz. Yendiğimiz maçlar çok fazla değil. Ama tabii ki bu sene değişik bir hava yakaladık. İstatistikleri çöpe attı Bursaspor'u bu yıl. Yani onu demek istiyorum. Bu sene takımımıza biz çok güveniyoruz. Geçen sene de güveniyorduk. Zaten devre arasından beri şampiyonluk dile gelmeye başlamıştı bizlerde. Trabzon maçına ben oldukça ümitliyim. Yalnız bu Olimpiyat Stadı'nın biraz ambiyansı bana çok hoş gelmiyor seyir zevki olarak. Futbolcularımız da çok fazla zorlanıyoruz. Evet, evet. Bir tek o handikap. Belki başka bir stadyumda oynanmış olsaydı çok daha iyi olabilirdi diyorum ben. Centilmence bir maç geçsin. Çünkü iki Anadolu devi karşı karşıya gelecek. Herhangi bir problem olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü bakın bu
teknik direktörler de oldukça saygın, aklı başında olan insanlar. Bu takıma da yansıyor. Trabzonspor'da olsun, Bursaspor'da olsun. Hemen hemen hiç centilmenlikten ödev vermeden en iyi futbolu oynamaya çalışıyorlar. Bence teknik direktörlerin de bu konuda çok büyük etkisi var. Ben o yüzden iyi bir maç olacağına inanıyorum. Kötü bir maç beklemiyorum. Kaybedenin de fazla üzülmeyeceği bir maç olacak. Ama kazanılırsa da tabii bir Süper Kupa ilk kez kazanalım ama yani şimdi ilk kez şampiyon olduk. İlk kez de Süper Kupayı alalım da tam olsun artık. Bundan sonra artık hedeflerimiz yüksekte kalsın. Yani o biraz tabii ki belki UEFA diyelim canım. UEFA'dan sonra Şampiyonlar Ligi'ni söyleyebiliriz. Yani sırayla. Sırayla olursa sırayla daha rahat olacak bir şey. Ayaklar yere sağlam yere bassın. Gitsin ki hiçbir şey böyle ha deyince olmuyor. Tabii hiçbir yani başarı kolay gelmiyor. Çünkü bizim bunu tesadüf koyarak olmadığını söylüyoruz biz. Tesadüf olmadığına da inanıyoruz. Bunun için ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Ayaklarımız yere bastığı müddetçe başarı arkasından gelecektir de inanıyorum. Yeni transferleri de herkes merak ediyor ama Nunez ve Stefano tabii kadroda olacaklar ama oyunu oynatmama hocanın takdirinde. Evet. İlk 11'de forma giymeyecekler şu an için görüntü bu şekilde. Muhtemelen giymeyecekler. Bu arada Nunez'in gollerini de ne zaman izlesek orada büyük keyifle izliyoruz. Hatta dün fotoğraf çekim için Nunez geldi. Nunez'le beraber izledik burada onun gollerini. Evet. Kornerden attığı gol özellikle eski takımına karşı 60, değil attığı mi? Gol. Kornerden unutulmaz bir... Yarım voleyle attığı golden bahsediyorsun. Kornerden. Ha, kornerden direkt kornerden attı. Direkt kornerden attı. Bir gol var. Yarım voleyle attığı ayrı bir gol. Bir de kendi sahasından attığı bir gol var. Kendi yarı sahasından işte 62 metre sanıyorum. Evet. Oradan atmış olduğu gol var. İşte 42 metre uzaklık var yine bir frikinde kaleye. 139 kilometre hızla giden bir top. Yani yaptığı işlerin yarısını burada yapsa yetecek bize. Bizim transferlerimiz bu sene tam isabetli transferler, nokta transferler, ihtiyacımız olan yerlere yaptığımız transferler bunlar. Çok faydalı olacaklarına inanıyorum. Her biri de kendini kanıtlamış futbolcular. Belki iki tane genç futbolcumuz var. Onlar da kendilerini daha sonra ispat edebilecek. Kalecimiz bir de Arjantinli var biliyorsunuz. Kendilerini ispatlayacak oyuncular. Yani mayalarında var iyi futbolcuların yani ihtimalleri yüksek. Şu an itibariyle atılan tüm adımlar doğru bence de. Transferde izlenen yol, dengelerin bozulmadan bu tip transferlerin yapılması. Bursaspor'un kendi modelinin devamı olarak görüyorum ben de bunu. Evet. Ben de size katılıyorum. Tabii ki yani önemli olan biz takım ruhuyla geldik buraya. Takım olarak biz bu başarıları elde ettik. Aralarında hiç kimseyi hocamız sivriltmedi veya törpülemedi. Başarısı kim hak ediyorsa formayı aldı. Kim hak ediyorsa parayı da aldı. Oynayanlardan hiçbir şekilde hiçbir şey esirgenmedi. Biliyorsunuz dün itibariyle primleri de yattı, şampiyonluk primleri futbolcularımızın. Yapılabilecek çok iyi transferler olabilir miydi? Sansasyonel transferler olabilirdi bence. Yaptığımız transferleri ben çok iyi olarak görüyorum. Sansasyonel transfer yapılabilirdi ama sonuçların tabii ki yani dengeler bozulunca sonuçlarının ne olduğunu düşünmek lazım bu konuda. Birine bir verirken birine bir buçuk verdiğinizde bunların hepsi biraz problem yaratabilecek nitelikte. Evet, ne zaman ne olacağı belli olmadan sonra bir saatli bomba almış gibi bir şey de olabiliyorsunuz. Yani takımı da idare etmek daha zorlaşıyor o zaman. İdare edebilecek pozisyonunuz kalmıyor. Çünkü hak her şeyden önemli. Hakkı veremediğiniz takdirde bunların sonuçlarına katlanmak lazım. Bursaspor bu sonuçlara katlanmamak için nokta transferlerle, kendi haddini bilerek, iyi futbolcularla, takım oyunu oynayacak futbolcularla anlaşma yaptı. Ve geçen seneden beri eksik olan yerlerin tamamına şu an için futbolcu aldı. Ne fazladan adam aldık ne de eksik adam aldık. Tabii Ağustos sonuna kadar da vaktimiz var. Herhangi bir ihtiyaç durumunda yine takviye yapacak güç de. Ya bence şu an için şöyle düşünüyorum. Yani bizim kadromuz bence yeterli. Ama 3 kulvarda belki 4 kulvarda yarışacaksınız artık. Bir Şampiyonlar Ligi'niz var, bir Türkiye Kupası var, bir Türkiye Ligi var. Artık 4 veya 5 tane oyuncumuzun milli takıma gitme olayı var. Düşündüğünüz takdirde bu 4 kulvarda yarıştığınızda cezalar olacaktır. Sakatlıklar olacak. Sakatlık tabii ki Allah göstermesin ama bunlar için geride
kim var? Bunların yerine oynatabileceğimiz futbolcular, bunların verimini sağlayabilecekler mi diye düşünmek lazım. O yüzden transfer yapılması lazım diyorduk biz. Yoksa kadromuz çok kaliteli bir kadro. Şu an yaptığımız takviyelerle bence Türkiye'nin en iyi takım oyunu oynayabilecek Bursaspor olarak görüyorum. Başka bir takımı şu an için takım oyunu olarak görmüyorum. Tabii ki yıldızlar vardır. Yıldızlar neticelerle skorları çok kısa sürede değiştirebiliyorlar ama uzun süreli bir başarı bu şekilde gelmiyor. Evet. Size teşekkür ediyoruz. Programımız da sonuna geldik. Süper Kupa maçında Bursaspor'a bir kez daha başarılar dileyelim. Artı tabii ki reklam ve pazarlama konusunda da iyi satışların olması, iyi reklamların gelmesi. Özellikle forma göğüs reklamı konusunda sıkıntı vardı. Bunun açılmasını kısa sürede Şampiyonlar Ligi'ne kadar en azından. Ya şimdi talep gelmedi diye söylemeyelim. Yani talepler ama var. Ama Bursaspor'un hak ettiği diyelim. İstediği demeyelim. Evet. Hak ettiği rakamlar verilmiyor. Bu kimsenin ayağına gitmekle de olmuyor. Bunun talebinin firmalardan gelmesi gerekiyor. Bizleri mutlaka bu konuda desteklemeleri gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde tek kaldı Bursaspor. 27 seneden sonra ilk şampiyon olan Anadolu takımıyız. 27. senede, 26 sene kimse olamamış. Ve Şampiyonlar Ligi'ndeki tek takımız. Yani göğüs reklamı olmadan Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz herhalde çok iyi olmayacaktır Türkiye kamuoyunu açısından. Evet, o yüzden herkes Bursaspor'un bu başarısına ortak olmak istiyorsa, bir de öyle bir şey de var değil mi? Bu başarıya ortak olmak. Yani ben 26 yıl sonra başarılı olmuş bir Anadolu takımının yanındayım dedirtmek de önemli bence. Keşke deseler bunu, bekliyoruz demelerini. Çok fazla süremiz kalmadı, inşallah derler bunu da biz de göğüs reklamı olmadan çıkmayız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun, ben de çok teşekkür ederim. Bursa Spor TV ekranlarında özel bir yayın yaptık. Bursa Spor'un reklam ve pazarlamadan sorumlu yöneticisi İlhan Uslu konuğumuz oldu. Hem stadyum reklamları konusunda bilgi verdi ve özellikle forma göğüs reklamı konusunda da firmalardan Bursa Spor'un hak ettiği değeri verecek tekliflerin gelmesini istediklerini ifade etti. Bir başka yayında yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.